Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli fizik öğretmeni Belgin Saylam. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan fizik sorularının çözümlerini yapacağız. Bugünkü dersimizde 2021 temel yeterlilik testindeki fizik sorularını çözeceğiz. Soru 1. Günlük hayatta karşılaşılabilecek 1, 2, 3 olaylarından hangileri yüzey geriliminin bir sonucudur? Birinci ifadede yağmur damlasının küresel şekil alma eğilimi diyor. Ee, aynı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetine birbirini tutma yani kohezyon adını veriyorduk. Yüzey geriliminde kohezyon kuvveti daha etkilidir. Bir damlayı oluşturan tanecikler birbirine çok yakın şekilde toplanarak küresel bir form oluştururlar. Dolayısıyla yağmur damlasının küresel şekil alma eğilimi yüzey geriliminin bir sonucudur. İkinci de bazı böceklerin göllerdeki suyun yüzeyinde rahatça yürüyebilmeleri ifadesi var. Burada da yine yüzey gerilim sayesinde böcekler suyun yüzeyinde rahatça yürüyebilmektedirler. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü de, bir pipetle yüzeye bırakılan farklı cins sıvı damlaları farklı şekiller alır diyor. Her sıvının yüzeye gerilimi farklıdır. Bu yüzden yüzeye bırakılan damlalar farklı şekiller alabilir. Bu ifade de doğrudur. Sorunun doğru cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu E seçeneğidir. Soru 2. Hareket halindeki bir otomobil, tren ve uçağın sahip oldukları hızlar ve bu araçlara hareketleri süresince etki eden net kuvvetlerin büyüklükleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir. Sabit 100 km bölü saat hızla hareket eden, otomobile etki eden net kuvvetin büyüklüğü F1'dir. Hızı durgun halden 200 km bölü saate yükselen trene etki eden net kuvvetin büyüklüğü F2'dir. Pist boyunca sabit 250 km bölü saat hızla hareket eden uçağı etki eden net kuvvetin büyüklüğü F3'tür. Buna göre F1, F2, F3 net kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci ifadeyi incelediğimizde sabit 100 km bölü saatlik hız ifadesini görüyoruz. Eğer hız sabit ise burada net kuvvet sıfırdır. Burada F1 net kuvvetinin değeri bu durumda sıfır olmalıdır. İkinci de hızı Durgun halden 200 km bölü saate yükselen bir trenden bahsediliyor. Bu durumda tren ilmeli bir hareket yapar ve ilmeli hareket yapan bir araç için net kuvvet sıfırdan farklıdır. Bu durumda sıfırdan farklı ve sıfırdan büyük bir net değere sahip büyüklükteki bir F2 kuvvetinden bahsedebiliriz. F2 kuvvetinin değeri sıfırdan büyük olmalıdır. Üçüncü ifadede yine sabit 250 km bölü saat hızla hareket eden uçaktan bahsediliyor. E, uçak sabit hızla hareket ettiği için F3 net kuvvetinin değeri de yine sıfır olmalıdır. Şimdi bu kuvvetleri kıyaslayalım. En büyük değer F2 kuvvetine ait. F1 ile F3 birbirine eşit ve F2'den küçük. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Soru 3. Çiftçilikle uğraşan Veli, şekilde görüldüğü gibi yüklerini traktörün arkasına bağladığı iki römork ile çamurlu yatay bir zemindeki bir bölgenin karşısına geçirmek istemektedir. Fakat yüklü römorkların çamura saplanmasından endişe duyduğu için römorkların tekerlekleriyle yatay zemin arasındaki basıncı azaltmak istemektedir. Buna göre veli 1, 2, 3 eylemlerinden hangilerini yaparsa remortların tekerlekleriyle zemin arasındaki basınç durumu ilk duruma göre azalır. E burada katı basıncından bahsediliyor. Basınç ağırlık bölü yüzey alanı ifadesiyle bulunuyordu. Basıncın azaltılması isteniyor bizden. Dolayısıyla bu durumda ya ağırlığı azaltmalıyız ya da yüzey alanını arttırmalıyız. Şimdi e, eylemleri beraber okuyalım. Birinci de römorkların yedek tekerleklerini de kullanarak karşı tarafa geçirme diyor. E, birinci şekilde, ana şekilde arkadaki tekerlekler yere temas etmiyordu. Dolayısıyla yüzey alanı şimdiki buradaki şekle göre daha küçüktü. Burada yüzey alanı arka tekerleklerin yere temas etmesiyle arttı. Yüzey alanı artarsa basınç azalacaktır. Dolayısıyla bu eylem basıncın azalmasına neden olur. İkinci de her bir römorkun yükünü yarıya indirip şekildeki gibi iki seferde karşıya geçirme. Burada da dikkat ederseniz yük azalmış. Yük azalırsa basınç azalacaktır. Yine yapılan bu eylemde basıncın azalmasını sağlar. Üçüncü de römorkları traktöre ayrı ayrı bağlayıp sırayla şekildeki gibi karşı karşıya geçirme. Ee, burada G bölü S oranında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ağırlık ve yüzey alanı e, aynı anda yarıya indirilirse P yani basınç değişmez. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Sorunun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu D seçeneğidir. Soru 4. Aşağıdaki tabloda çeşitli maddelerin ısı iletim kat sayıları verilmektedir. Maddelerin ısı iletim kat sayıları dikkate alınarak yapılan 1, 2, 3 seçimlerinin hangileri amacına uygun olarak yapılmıştır? Dikkat ederseniz tabloda maddeler ve bu maddelere ait ısı iletim kat sayıları verilmiş. Isı iletim kat sayısı büyük olan madde ısıyı daha iyi iletir. Örneğin Çelikle poliüretanı karşılaştırdığımızda çeliğin ısı iletim katsayısının poliüretandan daha büyük olduğunu görüyoruz. E, bu durumda çelik çok iyi bir iletkendir diyebiliriz. Şimdi birinci ifadeyi okuyalım. Elimizin yanmaması için tencere sapının çelik yerine poliüretan malzemeden yapılması. Poliüretan malzeme ısıyı kötü ilettiği için e tencere saplarında daha çok tercih edilmelidir. Bu durumda birinci ifade doğru oldu. İkinci de pencerelerin ısı, ısı yalıtımı için tek parça kalın bir cam yerine aynı kalınlıkta olacak şekilde arasında hava olan iki ince camdan imal edilmesi. Şimdi cam ve havayı kıyaslayalım. Camın ısı iletim katsayısı sayısı 0,8. Havanınki ise daha küçük. Dolayısıyla hava ısıyı daha kötü iletir. Biz de ısı yalıtımı için e, hava iletkenliği ısı iletkenliği daha e, zayıf olan havayı tercih edersek böylece amacına uygun bir işlem yapmış oluruz. E, oturduğumuz yeri soğuk hissetmememiz için soğuk coğrafyada açık havada yer alan bir bankın tahta yerine çelikten yapılması, e, bu durumda çelikle tahtayı kıyasladığımızda çeliğin Isı iletim kas sayısının tahtadan çok büyük olduğunu görüyoruz. E, bu durumda bankın tahtadan tercih edilmesi daha uygundur. Bu durumda e, bu ifade yanlış oldu. Sorunun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olmalıdır. Soru 5. Aşağıdaki tabloda şehir gerilimi ile çalışan K, L ve M elektrikli ev aletlerinin güçleri ve günlük ortalama çalıştırılma süreleri verilmiştir. Bu ev aletleri fişleri doğrudan şehir şebekesine bağlı olan prizlere takılarak kullanıldığında bir ayda harcadıkları ortalama elektrik enerjileri EK, EL ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Güç birim zamanda yapılan iş şeklinde bulunuyordu. Burada enerji güç ile kullanılma süresinin çarpımına eşit olmalıdır. K elektrikli ev aleti için enerji değerini bulmak istediğimizde 1500 Watt gücünde ve 0,2 saat çalıştırıldığında 300 Watt saat büyüklüğünde bir elektrik enerjisi kullanacaktır. L için baktığımızda bu değer 80 çarpı 7'den 560 watt saat ve M için baktığımızda da 100 çarpı 6'dan 600 watt saat şeklindedir. Şimdi bu değerleri kıyasladığımızda en büyük değeri EM daha sonra E-L ve en küçük EK olduğunu görüyoruz. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Soru 6. Bir ucu duvara sabitlenmiş bir ipin serbest ucu belirli bir kuvvetle gerilerek aşağı yukarı hareket ettirildiğinde ip üzerinde frekansı f1 ve hızı v1 olan şekil 1'deki dalga oluşturulmuştur. İpin gerilimini değiştirmeden Serbest uç daha hızlı hareket ettirildiğinde ise frekansı F2 ve hızı V2 olan şekil 2'deki dalga oluşturulmuştur. Her iki şekildeki bölmeler eşit uzunlukta olduğuna göre aşağıdakilerin hangisinde F1-F2 ve V1-V2 arasındaki ilişkiler doğru olarak verilmiştir. Biz burada hız ve frekans kıyaslaması yapacağımız için Bildiğimiz bir matematiksel bağıntı vardı. Hız dalga boyuyla frekansın çarpımına eşitti. Şimdi hem şekil 1 hem de şekil 2'deki dalga boyuna bakalım. Ardışık iki dalga tepesi ya da ardışık iki dalga çukuru arasındaki mesafe dalga boyu olarak adlandırılıyordu. Burada birinci şekil için dalga boyunu lambda 1 olarak buradaki mesafe olarak görebiliriz. E aynı şeyi bir de şekil 2 için yapalım. Burada da yine ardışık 2 dalga tepesi arasındaki mesafede lambda 2 olsun. Lambda 1 ve lambda 2'ye baktığımız zaman lambda 1'in lambda 2'den daha büyük olduğunu görebiliriz. E aynı ortam üzerinde gerçekleştirilmiş dalgalar olduğu için bunlar ortam değişmediği için dalgaların hızı değişmeyecektir. Hız sabit. Lambda yani dalga boyu azalmıştı. Dolayısıyla bu durumda frekansın artması gerekir. Şimdi eşitliklerimizi düzenleyelim. Bu durumda hız değişmemişti. Hız V1 eşittir V2 olur. Frekans ise e, burada F2 F1'den büyük olmuştur. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Soru 7. Penceresi açık olan bir odada bir merceğin odak noktasına düz beyaz bir kağıt konulduğunda dışarıdaki bir ağacın net görüntüsü kağıdın üzerinde şekildeki gibi oluşmaktadır. Kağıt ile K noktası ve KLMN noktaları arası uzaklıklar şekildeki gibi birbirlerine eşit ve merceğin odak uzaklığı f kadardır. Şekildeki mercekle özdeş olan ikinci bir merceği ve şekildeki beyaz kağıdı KLMN noktalarından uygun olanlarına yerleştirerek kağıt üzerinde ağacın düz öncekiyle aynı büyüklükte ve net bir görüntüsünün elde edilmesi istenmektedir. Buna göre şekildeki merceğin konumunun sabit kalması koşuluyla ikinci mercek ve kağıt şekildeki noktalardan hangilerine yerleştirilmelidir? Şimdi şekli buraya tekrar alalım. Asal eksene paralel gelen ışık ışınları odaktan geçecek şekilde kırılır. E, i̇kinci kullanacağımız mercek için ise bu odak uzaklığı e, ikinci merceğin merkezi olmalıdır. Çünkü görüntünün boyu değişmemeli ve aynı şekilde görüntü de düz bir şekilde oluşmalı. Şimdi merceği buraya çizelim. Merceği buraya çizdiğimizde şu mesafe ikinci merceğin, bu ikinci mercek, ikinci merceğin merkezi olmalı. Merkezden gelen ışık ışınları yine merkezden geçecek şekilde kırılırlar. Bu durumda mercek L'de, görüntü N'de oluşacaktır. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.